Merhabalar arkadaşlar, bu videomda sizlere yeni gelen etkinlikten biraz bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Knight Royal diye bir etkinlik geldi. Şu anda tam olarak aktif değil ama bunu deneme serverı üzerinden girip deneyebiliyoruz arkadaşlar. Deneme serverına girmek için ne gerekiyor? Öncelikle bundan bahsedeyim. Bronze Premium harici bütün premiumlarda giriliyor bildiğim kadarıyla. Yani Bronze Premium'unuz varsa giremezsiniz. Onun dışında Gold, DC vesaire olduğu zaman girebiliyorsunuz. Girdiğinizde size sınırsız eşya, işte scroll'lar falan hepsini veriyor. Test server zaten her şeyi alıp oynayabiliyorsunuz. CZ'de de oynayabiliyorsunuz. Hatta denemelik bir nevi PP server gibi yani her şey var. Ama yaratıklar falan yok. CZ'de çıkıp birbirine kapışabiliyorsun. Ayrıyeten belli saatler aralığında da etkinliğe alıyor sizi. Yani sürekli olarak da hemen girip çat diye etkinliğe girilmiyor bildiğim kadarıyla. Belli zamanlar var. Onları takip etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili daha detaylı bilgiyi şimdi videonun devamında size zaten anlatacağım. Site üzerinde de rehber kısmında yazıyor. Bu rehber sayfasında alta link olarak eklerim. İsteyenler de oradan girip bakabilir ayrıca. Mantık şu arkadaşlar. PUBG'deki gibi anladığım kadarıyla giriyoruz. Çıplak gibi giriyoruz yani bayağı itemsiz falan başlıyor. Ondan sonra yaratık öldürerek oradan bir şeyler toplayarak kendimizi geliştiriyoruz. En sonunda da sona kalan kişi kazanıyor. Şimdi ben siteden de görüntüyü vereyim size. Şöyle bakabilirsiniz. Ayrıca bu Clan Server modunda da girip bir şeyler deneyebilirsiniz arkadaşlar. Full itemlerle başlatıyor. İşte Int Warrior deneyeceğim, Int Priest deneyeceğim. Hangi itemle ne kadar atağım olur, neyim nasıl olur diye merak ediyorsanız. Burada bütün itemler sınırsız ayrıca. Buradan da girip deneyebilirsiniz. Şöyle göstereyim onları da ayrıca. İşte Weapon Merchant var. Bütün silahlar var burada. Artı 8. Bütün dediğim Azaray falan yok bu arada. UTC'lerin bir kısmı yok galiba. Tam onu ben de anlayamadım. Bazıları yok ama çoğu eşya var işte. Holiler moliler var. Taurus ringler falan yok. Şöyle görüntüye vermek istiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Burada sitede rehber olarak anlatmış. Bunun üzerinden gidelim istedim ben de. Şöyle ekran yakalamayı açayım hemen kenardan. Bu arada yeni kulaklığım geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim ışıklı ışıklı bir şey. Sponsor olmuştu. PC hocası bize biliyorsunuz sağ olsunlar. Daha sonra merak ediyordunuz. Onları da gösteririm zaten. Bayağı güzel. Çok memnun kaldım. 7.1 özelliği falan da var kulaklığın. Ses kalitesi falan çok yüksek. Evet arkadaşlar. Neyse konumuza dönelim. Evet, şu an geldi sanırım. Gelmedi. Evet, şöyle. Evet, şimdi etkinlik şöyle arkadaşlar. Kısaca bahsedeceğim ben size. Katıl butonuna basarak kayıt olabiliyorsunuz. Yukarıda bir panel çıkıyor zaten. Aynı Kaos'taki gibi. 10 dakika sonrasında oyuncular savaş alanına çekilir diyor gördüğünüz gibi. Savaş alanında tüm oyuncular eşit güçte ve aynı eşyalarla başlıyormuş arkadaşlar. Oyuncular haritada rastgele konumlarda başlayacaklar. Savaşın başlamasından 3 dakika sonra haritayı zehirli gaz yayılmaya başlayacaktır. Yani PUBG falan oynuyorsunuzdur zaten işte PUBG, Fortnite bu hayatta kalma oyunları var ya zaten biliyorsunuz az çok. Aynı bunlar gibi harita var. Harita dışarıdan sürekli böyle küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. En sonunda ortada kapışıyorsunuz herhalde. Benim anladığım mantık o. Ben de çok inceleyip çok oynayamadım. Ama Entity'nin yayınlarından falan da izledim. Burada kısaca bahsedeyim dedim merak edenler için. İşte burada başlangıç itemlerini falan yazmış. Bunlar çok önemli değil. Zaten girdiğimizde göreceğiz. Harita şöyle arkadaşlar. Savaşa katılan oyuncu sayısı 40 ve üstünde olur ise etkinlik 1. gaz bölgesinden başlayacaktır demiş. 40'ın altında olur ise 3. gazdan başlıyormuş. Yani çok kişi olduğunda sanırım daha büyük bir alan veriyor. Az kişi olduğunda da daha küçük bir alan veriyor arkadaşlar. İşte ne kadar sürede yayılırını falan gösteriyor. Gaz dediğimiz olay şu. Bu şeyde vardı biliyorsunuz. Bifrost'ta vardı sanırım. Bifrost'taki gibi yapmışlar biraz. Böyle bir gazlı bir yer vardı ya tünel gibi geçiyorduk. Ona benzer bir gaz yayılacak işte. Bence güzel olmuş. Ben çok beğendim bu etkinliği. Yani Knight'a bence böyle yenilikler lazım abi. Şimdi çok karşı çıkan olacak. Ya bu ne saçma sapan. Yok işte PUBG'den çalmış. Oradan almış bilmem ne yapmış. Abi sonuçta metada şu an ne var? Bu tür oyunlar var. Hayatta kalma oyunları şu an Twitch'te de izlenmede bir numara. İnsanlar bunu istiyor. Bunu seviyor. Yani şu anda güncel olarak oynadığımız oyunlar da bunlar. Knight'a da böyle bir şey gelmesi beni şaşırttı ve hoşuma da gitti ayrıca. Yani bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Bence güzel bir şey. Oynarız. Zevkli olur olmaz. Orasını bilmiyorum. Bakalım. Açılınca göreceğiz. Yaratıklar şöyleymiş arkadaşlar. Savaş alanındaki canavarları öldürerek eşya, iksir ve ok kazanabiliyoruz. Etkinlikte kullanılabilen 3 farklı güç seviyesinde eşya setleri bulunmaktadır demiş. Gift of Pathos sandıkları çıkıyormuş bir de. Bu sandıkları da eşya elde ediyormuşuz bulduğumuzda. Evet güzel.
Sanırım içeriden çıkan eşyalar şunlar. Yok artık, kurabası falan da mı var? Valla ben de tam bilmiyorum. Çok yeni bir şey arkadaşlar. Testte zaten. Holi falan da varmış galiba. Herhalde çıkan şeyler şunlar. İlginç. Etkinlik sona erdiğinde savaş alanında elde ettiğiniz tüm eşyalar otomatik olarak siliniyor tabii ki. Bu sadece etkinlik içerisinde. Artık onun da bir bakını bulmazsa bizimkiler silinir inşallah yani. Evet. Rakibe %200 hasar verir falan filan. Bunlar işte beceriler falan. Gelelim. Oynadık. Ettik. Uğraştık o kadar. Ne işe yarıyor arkadaşlar şimdi ona bakalım. Evet. Sıralamaya göre sol gem kazanıyoruz. Birinci olan 60 tane ruh gemi kazanıyor. İşte ikinci olan 40. Üçüncü 35. Şu güzel olmuş. %51 ile %80 arasındakine bile 10 sol gem veriyor. Hatta diyor ki hiçbir bok beceremedin, girdin diyor. Bir şey de yapamıyorsun diyor. Katılım ödülü olarak bir tane gem veriyormuş yine. Evet. Sol gemleri Monodon'da yer alacak. NPC üzerinden dilediğiniz ödülle takas edebileceksiniz diyor. Bakıyoruz abi neler veriyormuş. Önce en yüksekten başlayalım. 1000 adet sol gem biriktirirseniz 30 günlük bronz premium veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki bronz premium ne işe yarıyor? Evet, DC falan alabilseydik belki biraz daha yüksek bir geme daha iyi olurdu. Biriktirip onu alırdık ya Switch premium gibi şeyler. Onu koymamışlar. Onun yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Bronz çekip herhalde satılıyorsa satma şansımız olur. Ama şu bronz premium eğer satılmıyorsa çok isyan çıkar bence. Çünkü çoğu kişi bronz premium hiçbir şekilde kullanmıyor. Farm yapamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun, her şey limitli. Hiçbir işimize yaramayacağı için çantamızda öyle yük olarak durur yani. Takas edilebiliyordur diye ümit ediyorum. Onunla ilgili net bir bilgim yok. Solar Tatto veriyormuş. Bunlar zaten takas edilmez işte. Kanat falan. Bunlar büyük ihtimal satılmıyordur. 3 günlük 13. yıl dönümü amblem veriyormuş 50 taneye. Yani siz oynayacaksınız işte ikinci falan oldunuz, birinci oldunuz. Zaten bir ikinci bir birinci olsan bir günde iki defa giriyorsun atıyorum en iyi ihtimal. 100 tane gem veriyor. Toplam 10 gün boyunca sürekli gireceğim birinci, ikinci bir ya yani 10 gündür bir ayda en iyi ihtimal 1000 tane gemi ben yaklaşık o kadar zamanda toplarsınız diye düşünüyorum. Bir de şimdi çünkü hilecisi oluyor bilmem ne oluyor. Bu yeni etkinlikte bug falan olabilir tabii ki. Çok yeni bir şey ve karışık bir sistem. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. İnşallah eğlenceli olur diyoruz. Baya değişik bir sistem yapmışlar. Gaz maz gidiyor. Yani o yüzden böyle testler falan yapıyorlar zaten. Hani Knight Online için biraz karışık bir sistem yani. Gazın ilerlemesi falan işte kutudan şeyler çıkıyor. İtemler yok olacak çıkınca bilmem ne. Biraz uğraştıracak değişik bir sistem olduğu için herhalde testleri de biraz daha sürer. İnşallah güzel olur diyelim. Onun dışında başka da bir şey yokmuş arkadaşlar. Knight Online Survivor yazmış birisi de yorum olarak. Girdim bayağı eğlenceli diyenler var. İşte evet bak mesela bir yorum atmışlar. Ben de yeni gördüm. Ödüller güzel fakat Bronze Premium yanında DC falan da eklensin. Ya evet bence de öyle. Yani burada en kötü vereceği şey DC Premium en azından olmalı yani. Bronze da olsun ama mesela atıyorum 2000'e 3000'e de DC Premium olsun. Onun maddi değeri ne kadarsa onun o kadar katı işte. Mesela Bronze 30-40 falan herhalde. 2 katı, 2,5 katı, 2500 Sol Gem'e mesela DC olsun. Adam bir ay girer çok geç biriktirir ama en azından biriktirdiğine değsin yani. Bir ayda 2 ayda biriktirsin. Bir aylık premium'un oradan çıkmış olabilir. Çünkü bronz premium satılmadıktan sonra çok işe yaramaz yani. Kimsenin kullandığı bir şey değil. Ben artık hatta Switch kullanıyorum sürekli skill falan değiştiren biri olarak. İşte War Premium'u ücretsiz alabildiğimiz için skill'leri sıfırlayabildiğimiz için War Premium'la. Çok işe yarıyor. Farm yaparken DC'ye geçiyorum işte. Hala level kasıyorum. XP geçiyorum. Yeni karakterimde. Yani Switch çok iyi ama Bronze Premium gibi bir şey tabii ileri düzey oyuncular için çok işe yarayacağını düşünmüyorum. Ama satabiliyorsak yine güzel. En azından satarız insanlara. Onu GB'ye çevirip item falan alabiliriz. İşimize yarar gene. Tatto falan güzel olmuş bence. Kanat da gayet güzel. 7 günlük VIP key. Geçen bana Çarkıfelek'ten bir günlük çıkmıştı hatırlarsınız yayında gösterdim. VIP key de bu arada çok işe yarayan çok güzel. 48 slottu sanırım. Ayrıca banka gibi de kullanılıyormuş. Yanlışlarla falan aktarabiliyorsunuz. Magic Bag'den çok çok daha iyi bir item arkadaşlar. Evet ödüller bu kadar abi. Oyunda da gösterdiğim gibi şu anda zaten test sürümünde buraya giriyorsunuz. Öyle takılmalık item alırsınız. Yaratık yok bu arada bu haritada. CZ'ye gidebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde yaratık falan 2v2 atılır falan yazmışlar hatta. Millet PvP gibi girip burada oyun falan oynuyor. PKMK yapıyor. Biz de VSMS attık. Full itemli ama CZ bile boşalmış mesela. Eskiden daha doluydu. Bakın çıktım şu an. Tabii rastgele girdim. Keser miyim şunu bakayım. Hadi bir dalayım bari gelmişken. Ama iki kişi birden dalıyorlar. Çok ayıp. Ben kaçıyorum o zaman. Ölmek için çok gencim. Ölmek istemiyorum. Evet. Şaka bir yana. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Başka göstereceğim bir şey yok.
Buradan aldığınız itemler falan çok bir halta yaramıyor etkinlik içinde. Onu da belirtmiştim. Ama zevk için buradan gelip sınırsız böyle her şeyi alabiliyorsunuz. İşte Ring of Falancor falan. Açıp deneyebilirsiniz. Bu arada bir püf noktası var. Onu da söyleyeyim. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Tek bir adet karakter açabiliyorsunuz arkadaşlar. Her hesapta bir adet. Yani tek hesapla oynuyorsanız bu oyunu. Bunu açtıktan sonra mesela ben hiçbir şey açamıyorum şu an. Ona dikkat edin. Arkadaşınızın hesabıyla falan açmanız gerekiyor. Yani bir şey deneyecekseniz eğer. Ben girdim, Int Warrior denedim mesela. Int Battle Priest falan yaptık. Onları denedik. Her ekranttan bir tane açılıyor ama ne denemek istiyorsanız mesela Mage açarsan kalır. Başka da bir şey açamıyorsun bir daha silemiyorsun da. Haberiniz olsun. Evet bu videomda bu kadar arkadaşlar. Umarım etkinlik güzel olur, hayırlı olur. Umarım videomu da beğenmiş olursunuz. Faydalı olur size de. Teşekkür ederim hepinize. YouTube videoları çekmeye devam edeceğim. Bundan sonra kısa bir ara vermiştim. Bir de bir rahatsızlığım var biliyorsunuz zaten bu öksürük problemleri falan. Onunla ilgili de küçük bir operasyon geçireceğim. 1-2 gün olmayabilirim. Ayın 14'ünden sonra belki 1-2 gün. 1-2 günden fazla gelmezsem zaten bir sıkıntı vardır. Bilin yani basit bir şey. En fazla 1 gün 2 gün kalırsın dediler. Bakacağız. Durumlar öyle yani. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destek olan bana bu arada çok arkadaşımız var bu aralar. Hepsine de çok çok teşekkür ediyorum buradan. Destekleriniz için sevgiler, saygılar diyorum arkadaşlar. Soracağınız bir şey varsa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.